Yani düzeltmeli lazım abi, ekonomi şu an rezalet bir halde. Yani abi bak, Türkiye olarak, biz Türkiye olarak bak çok güzel yani bizim tarım, ticaret desen. Zaten sana bir söyleyeyim mi, bak yöneten kişi yüzünden biz bu haldeyiz. Demiyorum başkan öyle yok böyle. Ama ülkesine bakan insan var abi, bizim başımızın gözümüz üstünde yeri var. Ekonomi nasıl? Ekonomi hakkındaki düşüncen ne? İyi. Güzel mi? Gayet iyi. Çok iyi abi. Hukuk nasıl? Ne? Hukuk da iyi abi. Adaletli. Eğitim nasıl? Eğitim de iyi abi, çok iyi, çok adaletli. Tarım nasıl? Tarım da iyi abi. Denk geldik, karşılaştık. Vallahi önce ne yaptık biliyor musun? Öyle bir iktidar öldü ki Tayyip Erdoğan. Sonra dediler ki ya şaka yapıyoruz, çok kötü her şey. Yani halkı sürükleyecek diyorsun, bir erken seçim için sürükleyecek. Daha iyi bir lider gerekiyor. Merhabalar, nasıl görüyorsun ekonomi? Abi şu an ekonomi mesela rezil bir halde. Şu an mesela ben kendim, mesela benim mesela para desem var ama şu an ben var ama çevremdeki insanlara ben baktığım zaman yani bazı insanlar yani bunlara bakmaları lazım abi. Şu an insanlar mesela kira desen şu an bir tane kiramış 10 milyar. Mesela bir tane adam bunu yani var bak abi hayatta bunu veremez. Bunun kirası var, elektriği var, suyu var. Yani Türkiye'de mesela bu genetik bir şey abi, her şeye mesela zam koyuyorlar. Yani böyle olmaz ki abi ya. Yani bunu bir düzeltmesi. Yani bunu şey yapmaları lazım abi ya. Yani buna bir şey koymaları lazım. Mesela böyle olmaz. Şu an bir tane insan çıkıyor dışarı mesela. Ben şu an geldim. Gezemedim ki adam akıllı abi. Ben şu an eve gidiyorum mesela. Yani düzeltmeli lazım abi. Ekonomi şu an rezalet bir halde. Yani abi ya, Türkiye olarak, biz Türkiye olarak bak çok güzel. Yani bizim tarım, ticaret desen bir numarada ama işte abi yani bunlar değerini bu işte bilmiyorlar. Mesela kullanmalar lazım ama işte böyle millete mesela baktığım zaman ben yani bir sürü gariban insan var, ben sadece onlara yanıyorum abi. Yoksa şu anki iktidara güveniyor musunuz yönetim? Mesela çalışıyorum, ben kendim götürü iş alıyorum, inşaat işi yapıyorum. İnşaattayım ben, sektördeyim. Biz kendimiz gidiyoruz, iş alıyoruz, veriyoruz abi. Bizim mesela şu an 5 tane iş elimizde var. Biz kendimiz işi adamlara veriyoruz işte. Yani benim için yani sorun yok ama ben bazı insanlar hakkında konuşmak istiyorum. Diğer insanlar mesela sana da söyleyeyim. Bazı insanlar var çalışamıyor, bazıları aç. Bunlar yani yapamadığı için bizim de yani zorumuza gidiyor. Yani abi bak onların yapamadığı için abi onların bizim zorumuza gidiyor işte. Ama şu gün iktidara güvendiğini söyledin. Şu gün iktidar bu hale düşürmedi mi bu vatandaşı? Zaten sana bir söyleyeyim mi? Bak yöneten kişi yüzünden biz bu haldeyiz. Peki güvendiğini söylüyorsun iktidara. Güvenmiyorum abi. Güvenmiyor. Peki değişim olur. Muhalefete güveniyor musun? Muhalefete de güvenmiyorum abi. Bu sana bir söyleyeyim mi? Tek bir tane gerçek var, bir ülkeye başkan olsun. Yani gelen çalar, giden çalar abi. Yani çalmayan getirelim. Çalmayanı sen burada zor bulursun abi. Kim var ki mesela adam geliyor. Adam mesela bak bir tane TOG üretmişler. TOG'un da var ya parçası oradan buradan geliyor. Yani düşün yani bizim ülkemiz böyle bir rezil bir ülke. He sözde neymiş? Yok diyorlar biz diyorlar TOG üretmişiz. Ya sen TOG'un parçasını bir tanesini oradan almışsın, bir tanesini oradan almışsın yani. Yani buna üretim değil ama yani görüyoruz abi ya biz yani bak kendi yani gözlerimizle görüyoruz her şeyi. Yani böyle olmaz. Peki iktidara güvenmiyoruz, muhalefete güvenmiyoruz. Bu halkın hali ne olacak? Vallahi böyle giderse eğer yani savaş çıkar abi. Yani insanlar böyle yapamıyorlar ki abi insanlar. İnsanların mesela gücü yok. Peki ülke hakkındaki düşünce nasıl düzlüğü çıkar? Nedir? Bizim ülkemiz güzel. Bak bizim ülkeye sorunu yok. Ama tamam, düzlüğü nasıl çıkar? Hangi yönetim şekliyle çıkar ülke? Vallahi ülke düzlüğü nasıl çıkar biliyor musun abi? Bilmiyorum, sen söylersen öğreneceğim. Şimdi ülke düzlüğü bir tane buraya ülkesine bakacak biri bakarsa eğer bu ülkeye. Yani adam gibi bakarsa bak benim için ben mesela demiyorum başkan öyle yok böyle. Ama ülkesine bakan insan var abi, bizim başımızın gözümüz üstünde yeri var. Ama yani böyle bakmasa ülkesine bak öyle de olmaz yani. Mesela adam yöneten kişi gelsin abi, yoksa yönetim düzelmez. Böyle giderse bu yönetim hayatta düzelmez. Yani ülkeyi mahvettiler. Nedir Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncen? Çünkü şu anda tüm koltuklarda o var. Şu anki koltuklarda düşüncem nedir biliyor musun abi? Yani biz kendimiz görüyoruz, onlar görmediği için. Biz kendimiz görüyoruz gözlerimizi. Ya ben geçen gün Bayraklı'daydım, dayımlarla beraber pazardaydım. Bayraklı Çay Mahalle pazarında. Kadının biri bağırıyordu, şarkı söylüyordu. Yani o damardan mesela söylüyorlar. Bir tane çocuğu vardı, ben o çocuğa yandım. Çocuk yaşı daha 1-2 değil yani. Arabadaydı. Dedim derdin ne senin? Kadın bana dedi tek şey ne biliyorum, ben kiramı ödeyemiyorum.
kocam dedi, bak kocam dedi, bak lojistikte abi çalışıyormuş. Ne yapsın adam da, yani bak geçinemediği için kirasını ödeyemiyor. Yani malum bak bize bile şu an kiralar 30-40-50 milyarı bulmuş halde. Adam o gün geldi, kadın bağırdı çağırdı, ben kendim, biz o zaman 3 kişiydik abi, ben kendim acıdım ya o kadına bak, yemin ediyorum ben kendim acıdım. Ben cebimde mesela ne kadar olursa olsun ben onu düşünmem. Direkt verdik o zaman. Mesela 500 lira vardı bende o zaman. Abi gittim kadına verdim. Ya dedim valla dedim Allah sana yardımcı olsun. Son sözlerim varsa Güneş Akıya TV alalım. Son bir sözlerim. Yani bu böyle giderse bizim ülkemiz hayatta yani zor değişmez abi. Kötü. Değişmez. Kötü abi, hali kötü. Abi bu senin... ne konu abi? Ekonomi nasıl? Ekonomi hakkındaki yani düşüncen ne? İyi. Güzel mi? Gayet iyi. Çok iyi abi. Hukuk nasıl? Ne? Hukuk da iyi abi. Adaletli. Eğitim nasıl? Eğitim de iyi abi. Çok iyi. Çok adaletli. Tarım nasıl? Tarım da iyi abi. Peki ülkede kötü giden hiçbir şey yok mu senin? Yok abi. Güzel. Güzel abi. Nasıl? Güzel diyorsun. Güzel abi. Peki çiftçi? Sahip babayı başımızdan eksik etmesin. Peki çiftçiler domateslerini sokağa döküyor. Şu gün hukuk %27'ye geldi. Yok abi, çalışan yok kazanır abi, ya. Hepsi yalancı. Hepsi yalancı. Ama bunu devlet kendi istatistikleriyle belirliyor. Biz reisin yolundan şaşmayız abi. Şaka yapıyorum abi ya. Neden? Kötü kötü abi. Çok kötü. Ama iyi demiştin, şaka yaptı. Şaka yaptım abi ya. Peki şimdi şakanın dışına çıkıp şimdi sorayım. Nasıl görüyorsun ekonomiyi? Kötü görüyorum abi. Ne olmalı? Bu 2000 lira mesela. Buna 2000 lira verdim ben. Ben bir hafta çalışıyorum, 3000 lira alıyorum. Buna 2000 lira verdim. Halkın hali ne olacak? Nasıl? Güveniyor musun bugün? Abi halk da oy vermiş o zaman. Halkın hali ne olacak? Halk da oy vermesin. Hali iyi olsun. Halk zaten şey oluyor. Halk zaten. Halk seçmiyor mu abi? Halk seçiyor abi zaten. Halk... Muhalefete güveniyor musun? Hangi muhalefete? CHP. Hangisi olursa karşısındaki. CHP'ye mi? Karşısında muhalefet kim? Karşısındaki CHP. Yani CHP. En güçlü olduğu için doğru söylüyorsun. CHP'ye o. Biraz ama yani eski CHP olmadığı için güvenimiz son abi yani sonuç olarak. Eski CHP İmamoğlu olsaydı gelse, güven olmazdı abi. İmamoğlu gelse iyi olabilir abi ama diğerleri gözüm tutmuyor. Kemal de iyiydi abi. Kemal Kılıçdaroğlu da iyiydi ama onun öncesinde 90'ların CHP'si çok kötü abi. Başörtü takamıyordun. Yok, Kürtlere ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlardı yani abi, sonuç olarak öyle. Peki erken bir seçim olur mu? Olmaz diyorsun. Olur ama. Sence? Olmaz abi. Neden olmaz? Kaybederler çünkü şu anda. Ama muhalefet bunu sürükler mi erken seçime halkı? Ama muhalefet hiçbir şey yapamaz. Abi erken seçim olsa da zaten kazanmazlar. Yani 1-2 yıl daha bekle. Genç nüfus çoğalsın. Öyle zaten oy atarlar CHP'ye. Ya ben bunu CHP olarak söylemiyorum ama herhangi bir muhalefet olarak yani değişim yaşatmaz mı bu ülkeye? Yaşatır abi tabii. Çünkü bu yönetim çok dinci bir yönetim. Daha çok laiklik gelir ülkeye. Daha güzel olur bence. Daha iyi olur. Evet. Abi. Son sözlerim varsa Güneş Akın. Yok abi, herkese selam. Merhabalar, ekonomi nasıl efendim? Vallahi abi, gençlere sorun abi. Sordum. Denk geldik, karşılaştık. Vallahi önce ne yaptık biliyor musun? Öyle bir iktidar öldü ki Tayyip Erdoğan. Sonra dediler ki ya şaka yapıyoruz, çok kötü her şey. Peki sizin için nasıl ekonomi efendim? Yani kötü. Ne olmalı? Yani bence değişim olmalı artık. Muhalefete güveniyor musun? Aslında kökenli CHP'liyiz ama artık onlara da güvenmiyoruz. Yani siyasetten soğuttular bizi, bütün partilerden soğuttular. Herkes kendi çıkarında yani, ama olan bizlere oluyor. Erken seçime muhalefet götürür mü? Şu anda Özgür Özel Bey... Özel de çok zor. Çok mu zor? Bence çok zor. Yani halkı sürükleyecek diyorsun, bir erken seçim için sürükleyecek. Daha iyi bir lider gerekiyor. Özgür Özel ile olmaz. Olmaz diyorsun. Olmaz. Neden olmaz efendim? Yani bence çok lider vasfı yok. Çok lider vasfı yok. Yok. Yani insanları sürükleyecek şeyde değil yani. Halkın o zaman ne olacak efendim böyle hali? Vallahi hepimiz perişan oluyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Yani yanlış seçimler. Yani muhalefetin de yanlış seçimleri çok fazla var. Katılıyorum. Son sözleriniz var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın.
Bildirimlerinizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.